TÜİK üniversite mezunlarının istihdam oranlarını açıkladı. Hem bu oran düşük hem de mezunların ilk işlerini bulabilme süresi çok uzun. TÜİK'e göre bir üniversite mezununun ilk işini bulabilmesi 13 aydan uzun sürüyor. İş bulmanız kolay oldu. İlk mezun olduğumda açıkçası çok kolay olmadı. İş beğenmiyorlar olayı var ya, şimdi işi dönüp dolaşıp buraya getiriyorlar. Fakat şimdi asgari ücretin altında ücret teklif eden işverenler var. Üniversiteden mezun olduktan sonra mezunların aylar hatta yıllar sürüyor iş bulması. Her yıl yüz binlerce genç işsizler ordusuna katılıyor. TÜİK 2021 yılına ait yüksek öğretim mezunlarının istihdam rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre lisans mezunlarında istihdam oranı %71. Mezunların ilk işlerini bulabilme süresi ise bir yıldan uzun. Neye dayanarak, hangi üniversite mezunlarını dikkate alarak yaptılar bilmiyorum ama bu oranların gerçek olma ihtimali yok. Uçuk bir oran. Gerçekten herhalde sadece TÜİK binasındaki lisans mezunlarını dikkate alarak yaptılar bu istatistiği. TÜİK'in açıkladığı bu verileri tersten okuduğumuzda ise aslında Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri olan işsizliğin ne boyutta olduğu ortaya çıkıyor. Lisans mezunlarının %71'inin istihdam edilmesi demek, geri kalan %29'unun işsiz kalması, bir işe girememesi demek. Yani TÜİK'e göre her 100 mezundan 29'u geçen yıl iş bulamamış, işsiz kalmış. TÜİK'in açıkladığı rakamlar eğer bugün doğru olsaydı zaten Türkiye bu halde olmazdı diye düşünüyorum. Daha fazla işsiz var, bu bir. İkincisi de asgari ücretle çalışınca bir üniversite mezunu eğer onu işçi olarak sayıyorsak zaten bu da bizim ayıbımız. Ön lisans mezunlarında tablo daha kötü. 2 yıllık üniversite bitiren her 100 mezundan 37'si işsiz kaldı. İş bulmaksa onlar için lisans mezunlarına göre daha uzun zaman alıyor. Nerede istihdam edilmiş? Onları da söylesinler bari. Ben inanmıyorum öyle 171'inin istihdam edildiğine. Muhasebe bölümü okuyorum ben. Muhasebecilerin yanına gidiyorum, diyorum yetiştirilmek üzere çalışmak istiyorum. Diyor ki ben sana asgari ücret veremem. Maliyetin bana çok gelir. 2500 lira 3000 lira maaş teklif ediyor. Kaç yıldır iş bulamıyorsun? Ya 4-5 senedir kendi alanımda iş bulamıyorum. Muhittin Çınar bu süre boyunca resmi verilerde işsiz olarak gözükmedi. Çünkü TÜİK sadece son 4 hafta içinde aktif iş arayan ve gelecek 2 hafta içinde çalışmaya hazır kişileri işsiz olarak kabul ediyor. 6 yıl önce Batman Üniversitesi tarih bölümünden mezun olmasına rağmen hala alanında iş bulamayan Muhittin Çınar bir süre pazarcılık ve kuryelik yaptıktan sonra bir dönercide garsonluk yapmaya başladı. Kaç kapıdan çevrildiniz iş ararken? Yani birçok özele başvurdum, dershanelere başvurdum. Kendi alanımda bir hedefiniz var mı deseniz şu anda çok mucize gibi bir şey yani. Gönül isterdi ki 20 yıl bir eğitim sürecimiz var ve onun da bir meyvesi olması lazım. Belli bir yaşa gelmişsin, 20 sene okumuşsun, eline ne geçmiş? Diploma yetmiyor iş bulabilmeye. İş bulma süresinin en kısa olduğu alan sağlık. O da neredeyse 8 ay sürüyor. Tüm alanlarda ortalama iş bulma süresi ise 14 aya yakın. Ve tabii ki bir gelecek kaygısı var ortada. Şimdi ne yapacağım? Nasıl ilerleyeceğim? Geçimimi nasıl sağlayacağım? Hayatımı nasıl devam ettireceğim?